Vay 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 vay. Konvoya bak lan. Heyecanlı mısınız gençler? Süper. Evet. Süper heyecanlıyız. Heyecanlılarmış. Havaalanında check-in kuyruğundayız şu an. Buraya bakın. Buraya bakın. Bir şey söyleyeceğim. Şu tamam. Artık beklenen anımız geldi. Gördüğünüz gibi sevgili Can Ofkat'ın evinin olduğu yerdeyiz. Ve şimdi hiç kimsecikler yok. Şu şekilde buraya giriş yapacağız çarşamba günü. Burada bakalım neler yaşanacak, neler olacak. İçerisi bu şekilde. Ama sanırım şu an girmemize müsaade etmiyorlar. Şöyle. Size tekrar videoları atacağım. Kendinize iyi bakın. Kazan'ın arka sokaklarındayız şimdi. Akşam saatinde. Şu an saat 7. Hava kararmadı. Ama şu an Türkiye'de gece yarısı. Aramızda 6 saat zaman farkı var. Burada Posedo Güney Amerika'ya özgü bir tabir. Butik otel, pansiyon tarzı demek. Şöyle. Herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar merhaba tekrar. Bu bizi takip eden rehber köpeklerimizden birisi. Sanırım geçmiş yaşamlarımızda Coco filmindeki gibi. Bizim rehberlerimizden birisi.
bizimle birlikte geliyor sürekli. Kutsal şelalede yıkandık ve şimdi meditasyonu görüyoruz. Herkese merhaba. Bugün çarşamba ve Can Ofkat'ta buluşma günümüz. Şimdi hazırlıklarımızı tamamladık. Hazırlandık. Elbisemizi giydik. Şöyle. Can Ofkat'ın yanına gitmek için hazırlanıyoruz. Hediyelerimiz de gördüğünüz gibi orada. Bakalım Can Ofkat'la bugün buluşumuzda neler yaşayacağız ve neler olacak. Bunların bütün ayrıntılarını size anlatacağım. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Burası Kazan'ın içeriden işlemden çıkılan odası. Burası Hazreti Süleyman verandası diye geçiyor. Burada da üçgen var gördüğünüz gibi. Burada oturup meditasyon yapıyorlar ve bu üçgen Can Ofkat'ın oturmuş olduğu yerin tam şurada görmüş olduğunuz kısım tam onun oturduğu yerin arkasına denk geliyor. Buraya da dileklerinizi koyabilirsiniz. Böyle bir bahçe. Şurada da kristal yataklar var. Bahçe biraz sessiz ve sakin. Çünkü bugün cuma günlerden. İşlemler bitti ve herkes ayrıldı kazadan. Kalanlar meditasyon yapıyorlar. Ve kendilerini dinliyorlar. Gördüğünüz gibi. Şurası kristal dükkanı, aynı zamanda kitapçı. Şu aşağıya gidecek olduğumuz yerde görünen mavi kısımsa çorba. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri çorba çıkıyor. Şifa çorbası. Kristal yataklardan sıra aldıktan sonra burada bekliyorsunuz. Sıranız gelince içeridekiler sizi çağırıyor. Buradaki esas durum her yerde sessiz ve sakinlikte kalabilmeniz. Çok büyük ağaçlar var ve yeşillik ve sessizlik. Sadece kuşlar var. Burası da çorbanın dağıtıldığı alan. Çarşamba, perşembe, cuma günleri buradan çorba alıp karşıdan sıraya girip burada oturup çorba içiyorsunuz. Şifa çorbası. Bahçe bu şekilde. Gördüğünüz gibi karşıda bir personel temizlik yapıyor. Şimdilik bu kadar. Herkese merhaba. Şu an Hazreti Süleyman verandasının arkasındayım. Ve kendimle ilgili yazmam gereken bir defter var. Onu yazıyorum. Meditasyonumu yaptım. Arkada üçgenler var. Hatta şurada ağaçlar ve ağaçların altında kuşlar var. Görebiliyor musunuz? Küçücük sarı renkli